koyunu kızıştırmaya da bayılıyorlar. Kesinlikle küçük adamları yeğlerim. Oyunu kızıştırmaya da bayılıyorlar. Kesinlikle küçük adamları yeğlerim. Getirtme şimdi. Nelson, baksana. Fark ettim de tüm DUP elemanlarının beton güçleri var değil mi? Sen de birinden gücünü çeksen de eve dönsek diyorum. İşe yaramazsa da yanıldığın anlamına gelir ve yine eve döneriz. Ya sen koca oğlan? Ah, siktir. Evet, oldu mu bari? Hiç bakacak zamanım yok. Şu an her tarafım dup kaynıyor. Kurtul o zaman oradan. Evet, harika tavsiye. Bak Reg, sormak istemiyorum ama polis dostlarından biri bu çekirdek ölelerinden anlıyor mudur? Anlaşılan her yere bunlardan yerleştirmişler. DUP'nin ne işe yaradıklarını söylemediğinden Seattle polisi bunları takip ediyor. Peki hepsinin yerini öğrenebilir misin ha? Tabii, dediğim gibi. Güzel, yerlerini telefonuma göndermeni istiyorum. Niye? Daha fazla güç toplayasın diye mi? Olmaz, unut gitsin. Vay be, öz abim tüm zamanların en meşhur mega teröristiyle güçlerim olmadan savaşmamı istiyor. Ben öyle demedim. Evet, galiba bu işi boşuna uzatıyorum. En iyisi doğrudan Agustin'e gidip
şu işe son vermek. Olacakları bilemiyorum artık. Peki, tamam. Anladım. Agustin'e gitmeni erteleyecekse birliklerimi götür. Sağ ol Reg. Sen abilerin kralısın. Hayır, abilerin kralı olsam seni salmon koyunda bir dolaba sokup bir daha çıkarmazdım. Vay. Dolabın bir konduiti fazla tutacağını sanmam ama böyle istemeni takdir ettim. Gözcü kedicikler. Reg, bunu görmelisin. D.U.P. şehrin altını üstüne getirmiş. Herkes boynu bükük şekilde dolaşıyor ve hepsi tedirgin. Sıkı yönetim işte böyle bir şey. Başta hem şehir hem de halk kırılarak kontrol altına alınır. Ya doğru. İşgalci ordular illet bir şey. Bence bu fikri bir süre kendine sakla. Reg, gelirken gördüğümüz şu çekirdek röleleri yıkımdan dolayı çatlamış herhalde. Ama bunlar epey sağlam görünüyor. Yupi'nin anahtarları ödüleceğini sanmıyorum. O yüzden zorlaşma gerekecek. İyi ki az önce yeni acayip parçalama yetenekleri edinmişim. İşte bu harika olacak. Hey, fena değil ha? Bir daha göstereyim mi? Oho, olay budur be. Gözlerim kararmaya başladı.
Muhteşem. Üşüş be. Daha ne kadar kut var bu şehirde anasını satın. Evet ama en azından sayıca üstünlük sende. Onu nereden çıkardın? Çünkü tek kişi olunca daha hızlı ve daha sessiz hareket edebilir. Ayrıca seni küçümsemelerini de sağlar. Dünyalarını şaşıracaklar. Yani eğer bunu onlara açıklasan sence pes ederler mi? Niye? Yoksa sürpriz bozulsun mu istiyorsun? Haklısın. Neredeyse her köşeye kontrol noktası ve kamera koymuşlar. Ev sahibi olmanın avantajı var. Ama burası onların sahası değil. Bunu onlara söyle. Peki, demek bu taraf olmuyor ha? Olsa iyi olur. Öyle bir oldu ki. Söylemeden edemeyeceğim. Şu güç olayında bu hızla gidersem bir iki güç daha aldım mı Agustin'i basabilirim. Anlaşıldı. Biraz ağır ol bakalım deli yürek. Kadın koskoca betondan ve çelikten köprüyü yerle bir etti. Unuttun mu? Evet. Yani bir gücün daha yetmeyeceğini düşünüyorsun öyle mi? Aynen öyle. Reg, burayı kesin görmelisin. İncin top oynuyor. Girip çıkan tek feribot yok. Havalimanıyla tren istasyonu da aynı. Şimdi de köprü gitti. Düğün bir buranın her yerini kaçır. Sence D.U.P. çağrıldığı her yerde bunları yapıyor mudur? Denilene göre öyleymiş. Neden insanlar buna katlanıyor ki? Çünkü durum bu hale geldiğinde çoğu kişi özgürlük ya da mutluluk için hayatlarını ince saymak istiyor. O kadar basit olamaz. Gibi. Hey, al bakalım. İkinci el duman sağlığa zararlı. Reci, gönderdiğin çekirdek rölelerini kullandım. Daha çok lazım. Hayır, sana bu kadarı yeter. Bu biyoterörist işine çok fazla bulaştın. Bir süre göze batmayıp sakinleşeceğin bir yer bulmalısın. Nedir senin şu göze batmama takıntın? Ben iyiyim, bomba gibiyim. Daha da ver. Olmaz. Şu an bir dedektifle muhtemel bir ipucunu aramışsın. Ama aklının yerinde olduğuna ikna olana kadar hiçbir şey yapma. Tamam, tamam. Göze batmayacağım. Ne halta yarayacaksa. Pekala dersin. DUP'nin merkezi iletişim ağından bazı bilgiler aldım. Merkezi bir anten var. Böylece daha küçük olan bütün bölgeleri koordine edebiliyorlar. Bu merkezi haberleşme şeyinin yerini biliyor musun acaba?
Uzaya gelmişken görmek istediğini söylemiştin. Hadi canım. Space Needle mı? Space Needle. Cevabım tabii ki evet. Sigara molası. Harikaydı. İkinci el duman ne yapar derler bilirsin. Bir adam, bir plan ve bir boya spreyi. Evet Reg, geldin ve haklıymışsın. Needleton'la elektrikli zımbırtıyla süslenmiş. Alüminyumdan dandik bir çam ağacına benzemiş. Needle'ın tepesine çıkman gerekecek. Hava bugün güzel. Tepeye tırmanayım bari. Hayır, hayır, hayır. Manyaklaşma. Ama manyak olmadan da mükemmel olunmuyor ki. Şöyle bir şeyin açıklaması nasıl olurdu? Atıyorum bazı konduitlerden güç çekebiliyorken mesela Hank gibi. Başka bazı kişilerden çekemiyorsam yine atıyorum Dup askerlerinden biri gibi. İnanmıyorum. Demek daha önce denemiştin. Hey, ben demiştim muhabbetine bağlamayalım Reg. Ben burada...
Cevap arıyorum. Bunları duplar kilitledi sanıyordum. Öyle sanıyorum ki varsayımsal ve kuramsal olarak doğal olarak bünyesinde bulunan bir konduitten güçlerini çekebiliyorsundur. Hank gibi bir baş konduitten. Umarım Augustin de öyledir. DUP'deki herifler zayıf güçlerini Augustin'den almış. O yüzden onlardan geçmiyor olabilir. Sana bile. Yola devam edelim diyorsun yani. Baş üstüne kaptan. Şansını zorlama. Ayrıca bir dahakine bana yalan söyleme, tamam mı? Abine biraz daha güvensen ölmezsin. Bunun içi dışından da betermiş. Bunu dibe yollamaya can atıyorum. Naber, ben Betty. Neredesin? Merhaba Betty. Ben de Space Needle'daydım. Sonra yine ararım öyleyse. Bana kartpostal atarsın. Tamam, hediyelik eşya dükkanı açıksa olur. Görüşürüz Betty. Görüşürüz canım. Bak, seni gördüğüme sevindim. Böyle daha iyi. Gözetleme güvertesindeyim Reg. Her an tetikte ol. Peki, geri atmak yok. Devam et, tepeye ulaştın sayılır. Pekala, Needle'ın gözünü oyma vakti geldi. Her şeyi bir arada tutan bu herhalde. Bu da ne? Seni daha önce görmemiştim. Reg, burada ufak bir ordu var. Güzel, demek ki doğru yerdesin. Ya da eşyalarıyla oynanmasından hoşlanmıyorlar. Dikkatini ver lazım. Haberleşmeyi kesmenin bir yolunu görüyor musun? Evet evet, burada şu demir var. Antenleri bir arada tutuyor galiba. Evet, 10 numara oldu. Yakala! Dumanı tüten bir baca bulmam lazım.
keseceğini sanmıyorum. Yeni güçler edinmenin zararı olmaz. Destan olacak. Gördün mü? Çok da kötü değilmiş. İşte daha iyi olmadı mı? Oh, hızlı oldu. Demir alıyoruz. Kilim merkezi bölgesi, sizi duyamıyorum. Orada mısınız? Cevap alamıyorum efendim. Ya siz? Yakın çevremizde hiçbir şey yok. Evet, işte bu res. Hadi birkaç baş konduit bulup biraz daha güç toplayalım. Sokaklar bizimdir. Sakin ol. Sadece birkaç sokak. O da sırf yakınlardaki, tamam mı? Kalan %98 hala DUP'nin elinde. Ama adamları Space Needle'dan postaladık kardeşim. Haberleşme merkezlerini hallettin, tamam mı? Sağır olabilirler ama aptal değiller. Seattle'dan DUP'yi tamamen temizlemek zaman alacak. Daha yeni geldik. Evet, ne derler bilirsin. Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir çizimle başlar. Çinliler. Hey Reg. Aşağıdan görebiliyor musun? Dalga mı geçiyorsun? Portland'dakiler bile görüyordur. Duplar burada olduğumu bilsin istiyorum. Bu da ne böyle? Bu o üç kaçaktan biri değil. İyiymiş. Peki ya sembolün anlamı ne ki? Emin değilim. DUP kuvvetleri gelmeden önce bayrak adam kaçtı. Benson, etrafta kaçan biyoteröristleri soruşturuyordum. Neden bahsediyorsun sen? İnsanlar bana bayrak adam demeye başladı ki bu isim de bence fazlasıyla yavan. Şu an Space Needle'ın oralarda takılman çok iyi bir fikir değildir belki. Onun yerine dumantastik adam deseler ya, ya da hiç olmadı dumanlı. Bak, ben kaçan biyoteröristlerin izini aramaya devam edeceğim. Ben onlarla uğraşırken sen de çevredeki diğer DUP operasyonlarını bozmaya çalışsan nasıl olur? Füze fırlatabiliyorum.
Biraz kazada kaçan biyoteröristlerden birini bulmuş olabilir. İyi, ver gazı. Hala istasyondayım. Pek konuşmaya müsait değil. Dörtte bir kırsal orada buluşuruz. İşimi görür.
dünyayı birazcık daha güzelleştirdim. Ne oluyor? Uzaklık demek istemem ama.
Pastadaki çilek. Adamlar kafayı benimle bozmuş. Kod doktoru. Bir personel kod doktoru.